Yusuf! 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 What? Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile oyuncu kariyeri rebuild'i yapacağız. Yusuf Yazıcı kariyerine yeniden başlasaydı dünyanın en iyi futbolcularından biri olabilir miydi? Bu videoda bunu göreceğiz. Ben bu videoyu çekerken daha Lille'in son maçı oynanmadı. Umarım Lille Türk gücü takımımız şampiyon olmuştur. Yusuf Yazıcı Fransa'da şampiyonluk elde etmiştir diye umuyorum. Bakalım FIFA 21'de Yusuf Yazıcı'nın kariyeri nasıl olacak? Twitch kanalımda canlı yayınlar açıyorum. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Linkini bırakıyorum ve haydi bakalım Yusuf Yazıcı kariyerimiz başlasın. Yusuf Yazıcı'yı 68 ratingden başlattık. Kendisi ilk olarak FIFA 16'da Trabzonspor'da 18 yaşında ve 68 ratingle başlamış. Şu ana kadar en yüksek 83 potansiyele ulaşmış bütün FIFA oyunlarında. O da galiba 18'de olması lazımdı. Bu yılda 82 potansiyeli var. Biz tabii bu konseptimizde her zaman yaptığımız gibi ilk olarak başlangıç ratingini verdik oyuncuya ve potansiyel olarak da çıktığı en yüksek potansiyeli, yani burada 83 potansiyel verdik Yusuf'a. Bakalım ne olacak. Şimdi Trabzon'da oynamamız çok zor. Hani burada Yusuf'un mevkisinde Bakasetas, Abdülkadir Parmak gibi isimler var. O yüzden bence Yusuf ilk sezon farklı bir takıma kiralanmalı. Belki Türkiye 2. ligine kiralanabilir. Şu an Yama yüklü. Yama'nın da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan şey yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, Türkiye ligleri Yaması olduğu için hani belki şöyle 2. lig takımına kiralayabiliriz Yusuf'u. Güzel olabilir. Transfer listesine değil, kiralık listesine ekle diyeceğiz kendisine ve teklifleri bekleyeceğiz. PSV Yusuf Yazıcı'yı kiralamak istiyor arkadaşlar, ama PSV de oynar mıyız lan? Çok zor abi. PSV'de oynamayız bence. O yüzden devam. Yusuf Yazıcı için kiralama teklifi Alavez'den. Alavez'e gidebiliriz lan. Alavez olur bence. Ne diyorsunuz? Bence olur abi. Gidelim Alavez'e. Abi Yusuf Yazıcı'yı buraya aldılar ama Yusuf Yazıcı yedek almışlar. Gerçekten inanmıyorum yani. Ama şöyle yapacağız. Şu an MOO oynayan yok. Biz de Yusuf'u MOO oynatacağız. Şöyle yapacağız. Yusuf bence oynar. Değil mi? Bak MOO mevkisi olan yok. Vallahi ikinci mevkisi bile MOO olan bir Jota var. O Jota oynamaması lazım. A few moments later. Bence gayet iyi bir şekilde artık burada oynayabiliriz. Rakibimiz de yok. Yani ilk mevkisi veya ikinci mevkisi MOO olan bir rakip yok. Burada Yusuf Yazıcı gayet güzel şekilde oynayacak. Gelişim planımızı da vermiştik zaten. Onu da bir kontrol edelim tekrardan. Evet, kendisinin hızını arttırmak istiyoruz. Bu yüzden MOO'da Dinamo vereceğiz. Bakalım ne olacak? Dinamo mu, pas mı? Dinamo verelim. Her şeyi artsın. Tamam. Haydi oğlum, şimdi ilk sezonumuzun sonuna gidelim. Sezon sonuna geldik arkadaşlar. Yusuf Yazıcı ile ilk sezonumuzun sonunda 16. bitiriyoruz Alavez'de. Zaten tecrübe kazanmak için geldik buraya. Küme düşme hattından 1 puanla kurtulmuşuz. Ve Yusuf Yazıcı 72 reytinge çıkmış baba. Helal olsun. Çok iyi. Gol krallığı falan var mı? Ya da neredeyiz gol krallığında? Yokuz. Asist krallığında yokuz. Tamam, bunlar zaten beklemiyorduk böyle bir şey olmasını. Hemen Yusuf Yazıcımızın şeyine bakalım. Takımda acaba nerede? Yusuf Yazıcı 37 maça çıkmış. 5 gol 1 asist yapmış. 19 yaşında, aklı başında. Seneye Trabzon'a dönüyor. Ve bence bu reytingde Trabzon'da oynayabilir. Artı 4 gelişmiş Yusuf Yazıcı. Lafı o zaman uzatmayalım. Genç Yusuf'la beraber ikinci sezonumuza geçiyoruz. Şimdi Trabzon'a geri döndük. Trabzon'da nasıl oynayabiliriz diye bakıyoruz. Yerimize evet 74 ratingde şöyle yapacağız. Şöyle geldik abicim. Artık Bakasetas yerine oynarız herhalde. Bakasetas'la orada bir forma yarışımız olacak. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Yusuf Yazıcı'yla ikinci sezonumuzun sonuna geçeceğiz. Geçmeden önce hemen şey yapalım. Yine bir gelişim planı verelim. Acaba hızımız ne oldu Yusuf'la, onu merak ediyorum. Hemen bakalım. Zaten takımın en genç oyuncusu biziz. Gelişim planından baktığımız zaman hızı 57'ye çıkmış. Bence hala hıza abanmamız lazım. Bu sefer hız ve pası artıralım. Hani pasta da bir şeyler olsun. Hız ve pas artsın. Tamam, devam abicim. Devam. Bastır diyoruz ve ikinci sezonumuzun sonuna geçiyoruz. Sezon sonuna geldik Yusuf Yazıcı ile ve Trabzonspor şampiyon. Yusuf bu takımı şampiyon yaptı. Yusuf bu takımı şampiyon yaptı. 80 puanla Trabzonspor, 25 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet. 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oluyor. Fener ikinci olmuş. Abi her yerde loserız ya. Niye böyleyiz? Allah kahretsin, burada da bizim takım loser. Neyse, UEFA Avrupa Ligi'nde var mıydı Trabzonspor? Hemen bakalım. 4. olmuşuz grupta. Olsun, olsun, sıkıntı değil. Yusuf Yazıcı 76 rating. Koçum benim, seneye Şampiyonlar Ligi oynayacak Yusuf. Asist krallığında var mıyız? Yokuz, yokuz. Ama onu olacağız, o da olacağız abicim, o da olacağız. Acaba bizim verimimiz ne ya? Verimimizi merak ediyorum. Bir de Uğurcan Çakır birinci olmuş mu gol krallığında, onu merak ediyorum.
Uğurcan olamamış. Uğurcan Çakır 4. olmuş. Eyvallah. Abi nerede? 32 maçta 3 gol 2 asist. Bu sezon geçen sezona göre daha kötü verim yaptı. Baba yapma. Bakasetas mı oynamış? O da oynamış. O, yani forma yarışında Bakasetas'la eşit sayıda forma giymişler. O birazcık kötü olmuş. Seneye daha fazla forma şansı bulmak istiyoruz efendim. O zaman lafı uzatmayalım. Trabzonspor'da 3. sezonumuza geçelim. 3. sezonun başında Yusuf Yazıcı 76 reytingde başladı. Hemen gelişim planına bir bakalım Yusuf'un. Biliyorsunuz potansiyeli 83'tü. Acaba o potansiyelini aşabilecek mi? Gelişim planına geldik. Evet, gelişimi birazcık azalmış. Hani 2 tane çizgi olduğunu görüyoruz. 2 tane ok olduğunu görüyoruz. Eskiden hep 3 oktu. Hem hız hem şut arttıran bir gölge santrfor yapabiliriz. Şutu da artsın, gol de atmasını istiyoruz. Gölge santrfor oynayacak bu sezon. Ya da pozisyonu değiştirelim aga. Pozisyon değişiminde 2 hafta diyen ne var? Sağ orta sahaya 2 hafta diyor. Sol orta sahaya 2 hafta. Merkez forvette şutu ve hızı artıyor. Bence santrfor veya merkez forvet yapabiliriz. Yani OF yapabiliriz. Ne diyorsun? 25 hafta OF yapalım. Sezon sonunda OF olmuş olur. Yusuf Yazıcı'yı böyle değerlendirelim bence. Şimdi 3. sezonumuzun sonuna doğru ilerliyoruz. Bir şampiyonluk daha geliyor mu? Trabzonspor! Haydi haydi gelene Trabzon. Haydi görüyorsunuz 93 puanda 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetimiz var arkadaşlar. Medipol Başakşehir ikinci olmuş, biz şampiyon olmuşuz. Ziraat Türkiye Kupası. Abi Yusuf Yazıcı onu da alıyor bu sezon. Hangi kupaları kazandığımızı yorumlara yazanlara biliyorsunuz kalp atıyorum gördüğüm zaman. Onu da bekliyorum arkadaşlar. Yusuf Yazıcı bu videoda kariyeri boyunca kaç gol attı ve hangi kupaları kazandı? Bunu yazarsanız sevinirim yorumlarda. Şu anda iyi gidiyoruz bayağı. Süper Lig kupası 2 tane aldık ve bir tane de Ziraat aldık. Süper Kupa var mı Süper Lig'de? Abi onu alamamışız. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Abicim gruplardan sonuncu çıkmışız ya. Baba niye hep böyle oluyoruz? Avrupa'da da geçen yıl sonuncuyduk. Yusuf Yazıcı 80 rating. Üf! 4 rating birden gelişti Yusuf Yazıcı. Oğlum ne oluyor lan? 83 potansiyelle başlattık. Hayvan gibi gelişmeye başladık. Canini gol kralı 24 gol. İnanılmaz. Asist kralında Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı aynı sayıda asist. Gol yemeyen maçta Uğurcan Çakır 1. Trabzonspor lige damga vuruyor arkadaşlar. İnanılmaz gerçekten. İnanılmaz, harbiden inanılmaz ya. Oo, dur bakalım. Dur bakalım, ben bir sezon daha burada kalmak istiyorum. Yusuf Yazıcı 14 gol 11 asist yapmış Trabzonspor'da. Helal olsun Yusuf. Gitgide istatistiklerini arttırıyorsun. 4. sezona geçelim. Dostlar Yusuf Yazıcı'yı geçen sezon OF yapacaktık. Unuttuk onu. Şimdi OF yapıyoruz. 80 rating. Bombardımancı diyor yardımcı forvet. Bu ne oğlum? Artık hızı da iyi oldu Yusuf'un. Gayet güzel şekilde geliştirebiliriz ama gelişimi durmuş. Bitiriciliği artsın mı yoksa pası mı artsın? Pres yapan forvet olduğunda ne oluyor? Delici. Bizim Yusuf delici mi? Dribbling iyi ama bizim şut ve hızın gelişmesi lazım. O yüzden bombardımancı yardımcı forvet dedik. Ve kendisini burada OF şeklinde oynatacağız. Trabzon'dan ayrıl diyenler var. Kendimizi bir transfer sitesine de koyalım o zaman. Güzel bir teklif gelirse ayrılırız. Yusuf Yazıcı için transfer teklif var. Juventus. Oha! 43 milyon euro veriyor Juventus. Yani bilmiyorum, olabilir aslında. Juventus'a gitsek mi kariyerimizin bu döneminde? Oynar mıyız lan? Ha, belki oynarız, ne diyorsunuz? Gidelim mi Juventus'a? Oynatmazlar diyen var, gitme diyenler var. Juventus'a gidebilirim ya. Gitme diyorlar, oynayamaz ama diyenler var. Lan gidelim lan. Korkmayacağız, biz forma için savaşacağız orada, gidiyoruz. Görüyorsunuz Yusuf Yazıcı'yı burada OF oynatıyoruz. Dybala da OF. Bir de burada 79'luk Malinovski diye bir rakibi var Yusuf'un. Bakalım ne olacak. Bence oynayacak abi. Yani böyle banko 11 olmasa bile çok oynayacağını düşünüyorum Yusuf'un. İnşallah oynar. Bu sezon 4. sezonumuz değil mi? Bakalım hemen. Aynen öyle, 4. sezonumuzdayız ve direkt olarak sezon sonuna geçiyoruz. Dostlar takım gerçekten inanılmaz kötü performans sergiledi. Bakalım ligde ne yapmışız? 3. oluyoruz abi. Milan 1 puanla şampiyon oluyor Milan. Allah Allah ya, dur yanlış bir şeylere bastık, lanet olsun. Avrupa Ligi'nde neredeyiz abi? Son 32'ye düşmüşüz galiba biz, bir şeyler olmuş. Son 32'de abi Leipzig bizi eliyor deplasman golüyle. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan şöyle baktığımız zaman 3. çıkıyoruz. Fener 1. Oha! Abi ne oluyor ya bu oyunda? Çok ilginç. Fener'de kim var potansiyelli? Yamada Ferdi falan potansiyelli ama ulaşmış mıdır potansiyeline? Çok ilginç lan. Evet, Serie A. Serie A'da 3.yüz. Yani averajda ya. Averajda Inter'le Milan arasında Milan şampiyon olmuş. Biz de bir puanla kaçırıyoruz. Bu sezonki Süper Lig'e benziyor birazcık. Ulan vay be. Yusuf Yazıcı 83 rating'e kadar ulaşmış. Ronaldo 83'e düşmüş. Ronaldo ile Yusuf aynı rating'de. İnanmıyorum.
Gol kralı Kessié, bizim Dybala şey falan. Asist krallığında Yusuf Yazıcı yok. Gol yenme maçta Şezni birinci. Ya Yusuf'cum daha iyi olman lazım koçum. Kaç şey yaptın ya, verim yaptın. Yusuf oynamadın mı? 26 maçta 2 gol abi, en kötü sezonu. 2 gol ne oğlum, 26 maçta oynatılmış bir de. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış. Ligde 2 gol atmış. Poh! Oynatmamışlar adamı. Göreceksiniz siz. 5. sezona geçiyoruz. Dostlar biz bu takımdan ayrılacağız ya. Olmadı yani, kim ya tutmadı. Yapacak bir şey yok. Yusuf Yazıcı'yı transfer sesine ekliyoruz. Yusuf Yazıcı 57 milyon euro karşında Inter'den teklif alıyor. Bas Inter'e. Bas Inter'le seneye şampiyonuz. Git abi Inter'e hemen. Şimdi Inter'le de sezon sonuna gideceğiz. Geçen sezon Inter averajla kaybetmişti. Bakalım bu sezon ne olacak. Sezon sonuna gitmeden önce hemen şeye bakalım. Şuradan gelişim planına bakalım. Yusuf şu anda sezon başında, hani video başında koyduğumuz potansiyeline ulaştı arkadaşlar. Acaba daha fazla gelişecek mi, onu merak ediyorum. Gelişim planı dedik. Evet, çoğu şeyde eksi duruyor ama iki gelişenler var. Bence artık şut ve pasının gelişmesi lazım. İkisi aynı anda gelişmediği için pasa basalım. Oyun kurucu olsun. Haydi bakalım sezon sonu. Sezon sonuna geldik. Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmıştık. Bakalım ne olmuşuz abi, çok merak ediyoruz. Şampiyonluk gelmiyor. Yine Milan şampiyon, Inter yine ikinci oldu geçen sezonki gibi. Süper Kupa var mı? Süper Kupa'yı alıyoruz Yusuf Yazıcı. İtalya'daki ilk kupasını kazandı. Coppa Italia, bunu da almışız abi Juventus'a. Eski takımımıza karşı helal olsun. UEFA Süper Kupası. Burada zaten yokuz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışız? Yusuf Yazıcı! Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyoruz. Barcelona'ya karşı finalde Yusuf. İşte böyle. UEFA Avrupa Ligi burada Chelsea almış. Abi bir dakika, bir dakika, bir şey söyleyeceğim sana. 5. sezonumuzda Şampiyonlar Ligi geldi abicim. Yusuf 85 rating potansiyelini de açtı. Gayet güzel, 85 rating güzel abi. Foden falan takım manyak. Umarım oynamışızdır ya düzenli olarak. Gol kralında Martinez birinci, Yusuf Yazıcı 5. olmuş 18 golle. Asist kralında Foden birinci. Yusuf Yazıcı orada yok. Pasını geliştireceğiz onun da, hani artacaktır umarım. Şöyle baktığımızda Yusuf Yazıcı 23 gol 5 asist yapmış Inter'de. 9 numaralı formayla helal olsun, 57 maça çıkmış ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı bu çocuk. Bu çocuk Inter'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. O zaman lafı fazla uzatmayalım, 6. sezonumuza geçelim Inter'de. Dostlar zaten kadromuz hazır. Ben direkt olarak yine sezon sonuna gideceğim. Sezon sonuna gitmeden önce hemen bir gelişim planı verelim Yusuf Yazıcı'ya. Zaten potansiyelini açtı kendisi. Şampiyonlar Ligi'nde kazandı. Şu an manyak yani. Baktığımız zaman 83 hız, 81 şut, 82 pas, 83 dribbling, 67 fizik gücü. Fizik gücünü arttırması lazım santrforda oynayan bir oyuncu olarak. Dengeli versek ne olur bilmiyorum açıkçası, ne kadar gelişir. Fizik gücünü arttırması için bir kere hiç fizik gücü artmıyor bu şeylerde. Bence dengeli verelim ya abi. Bir dengeli verelim bakalım ne oluyor. Hayırlısı, 6. sezonun sonuna gidiyoruz. Sezon sonuna geldik. Inter'de 2. sezonumuzun sonunda şampiyonluk gelmiyor. Juventus şampiyon, biz 3. olmuşuz ligde. Tam bir loser sezon. Tam bir loser. En azından Coppa Italia'yı aldık. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde abi Benfica Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Gruplardan 2. çıkıyoruz. Trabzon sonuncu olmuş gruplarda. Ve biz burada Manchester United'da eleniyoruz son 16'da. Elenmeseydik Dortmund'u geçerdik bence. Olsun abi olsun. Seneye farklı takıma gideriz. Yusuf Yazıcı 87 reytinge kadar çıkmış. Hakimi sakatlanmış. Eriksen'in reytingi düşmüş. Takım aslında iyi ama işte bir iki dokunuş lazım. Şöyle baktığımız zaman Yusuf Yazıcı ne olmuş abi? Hızımızı artmış ve artık gelişmiyor mu? Ayıp. Ayıp bu yapılan... Hiç hoş değil, çok ayıp. Daha sen kaç yaşındasın da gelişmiyorsun Yusuf? Senin bir gollerine de bakalım. 21 gol 5 asist yapmışsın, sen niye gelişmiyorsun oğlum? Daha 24 yaşındasın, gelişirsin. Aklın başında. Bakalım şöyle, gol krallığında yokuz. Asist krallığında da abi biz neredeyiz o zaman ya? Allah Allah. Allah Allah. Bakalım bir şurada Yusuf Yazıcı. 21 gol 5 asist yapmıştı zaten 9 numara. Seneye artık farklı bir takıma gideceğiz. Yeni sezonumuza geçelim. Oha Liverpool'dan teklif geldi. Chat'te Fehmi demişti Liverpool'dan teklif gelecek diye. Vallahi biz Liverpool'a çok az gittik bu oyuncu kariyeri rebitlerinde. O yüzden ben Liverpool'a gitmek istiyorum Yusuf'la. Bence yakışır Yusuf'a.
Haydi o zaman bir Liverpool yapalım. OP gel abi buraya bak. Direkt mevkisine koydum. Sahte forvet takımın artık ana santrforu gibi bir şey olacak. Sağ kanatta burada oynayabilecek Jota da var. Salah yerine artık Jota bir şekilde oynayacak. Mane yerine kesin oynar Jota. Gelsin. Aubameyang da mı var? Aubameyang 76, Firmino 82, hepsini geçmişiz abi. Marcos Antonio var burada, genç oyuncuyu almışlar zamanında. Orta saha için şöyle yapıp şunu şöyle deyip bak şöyle gel abi biraz daha MO diyelim. Fabinho, ha Fabinho yerine stoper, başka yok. Tamam, Robertson, Alexander Arnold, iyi. Gayet güzel bir takımımız var. Bence bu takımla iyi oynayabiliriz arkadaşlar. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Yusuf Yazıcı'ya şimdi gelişim planı verelim. En son gelişimi durmuştu ama yeni sezon geldiğinde bu gelişim artabiliyor. Bir şeyler olabiliyor. Hemen bakalım. Ve aha biraz arttırabileceğiz sanki. He. Ne diyorsun? Bence artık pasa yoğunlaşalım. Pas önemli. Ne yapalım? Görüşü falan arttıralım. Görüş, serbest vuruş. Bunlar önemli abi. Dribbling, fizik gücü de artıyor. Oyun kurucu verdik. Ve haydi bakalım sezon sonu. Haydi Liverpool'la sezon sonundayız, geldik. Abi şam ya 66 puan ne demek oğlum, bu takım ne oldu, çarpıldı mı bu takım ya? Kalecimiz Alisson değil mi abi bizim, ne oldu bu takıma? En azından FA Shield'ı, Community Shield'ı alıyoruz. Ya bu nedir abi, bizim geldiğimiz takım çarpılıyor. Özür dilerim. Emirates FA Cup'ta yenilmişiz. Karabağ Kupası burada da yokuz. Şampiyonlar Ligi'nden olmuş abicim. Juventus almış. Eski takımımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Liverpool ikinci. Spartak'ı eliyoruz. Juventus'a eleniyoruz. Puh. Allah kahretsin. Ulan ya. Ulan ya. Bakın Yusuf Yazıcı 89 reytinge gelmiş. Artık 90 reytinge olacak kendisi. Baba iyi gelişti. Ozan Kabak, Van Dijk. Çok düşmüş Van Dijk'ın reyting. Bayağı düşmüş. Burada Fabinho da kötü oynamış. Seneye şöyle oynatacağız. Ben Liverpool'da hala şansımız olduğuna inanıyorum. Seneye de o yüzden Liverpool'da kalacağım. Şöyle bir şeyler yapalım. Yusuf'un kaç gol attığına bakacağız şimdi. Ama ondan önce gol krallığı durumuna bakalım. Arsenal nasıl ikinci olmuş onu da anlamış değilim. Martinelli falan gelişmiş herhalde. Yusuf Yazıcı 10 asisti var. İkinci sırada asist krallığında. Vallahi Yusuf Yazıcı'nın kariyeri iyi. Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi kazandı ama şu an birazcık şanssız gidiyor şu sıralar. 19 gol 12 asistimiz var. Yeni sezonumuza geçiyoruz. Kadroyu böyle oynatacağız. Bence böyle daha iyi oluruz. Çünkü Van Dijk falan düşmüş. Salah da çok düşmüş ya. Salah yerine kim oynar? Lukaku falan var mı? Lukaku 80. Oo, o da 80'e düşmüş. 34 yaşında millet ne kadar düşmüş. Neyse bir sezon daha burada kalalım. Ben inanıyorum. Belki bir sezon, yani bu sezonda güzel şeyler yapabiliriz belki. Yusuf Yazıcı'nın kontratı ne kadar kaldı onu da merak ediyorum. Bu arada burada kontrat yenilemeyeceğim artık. Batsın gitsin kulüp. Yani ben hiç umurumda değil. Biz buradan ayrılacağız zaten seneye. Nerede Yusuf Yazıcı? 3 yıllık kontratı var. Seneye satacağız onu. 125 milyon euro da değeri var. İyi bakalım, sezon sonuna gidelim. Vallahi elimize verdiler arkadaşlar, yani tek cümleyle. Gerçekten yok abi yok. 3. oluyoruz bu sezon. Biraz daha iyiymişiz ama yani yine olmadı. Ligde şampiyon olamadık. İngiltere'de birazcık başarısız olduk açıkçası. Karabağ Kupası'nda da yokuz abi. Loser pool olduk resmen. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona şampiyon olmuş. Milanlı gruptan ikinci çıkmışız. Ardından kime elenmişiz? Leipzig'i geçmişiz. Real Madrid'i geçmişiz. Yarı finalde Juventus, eski takımımız. Yusuf'a acımıyor ya. Babalar acımıyor. Avrupa Ligi'ni kim kazanmış hemen bakalım. Tanıdık bir takım var mı diye şöyle bir merak ettim. Trabzon çünkü iyiydi oyunun başında, hani potansiyelli oyuncular falan. Baktığımız zaman Yusuf Yazıcı 89 reytinginde kalmış. Artık gelişmiyor baba. Artık gelişimi durmuş kendisinin. Yapacak bir şey yok. Şöyle baktığımız zaman gol krallığında Salah. İkinci asist krallığında abi biz İngiltere Ligi Yusuf olmadı ya. Vallahi olmadı. Seneye farklı bir takıma gidelim. Artık hani son iki sezonumuzu en azından güzel geçirelim ya. Ben onu istiyorum. Görüyorsunuz Yusuf Yazıcı 17 gol 5 asist. Aha 9. sezona geçiyoruz. Takımın en yüksek reytingli oyuncusu Yusuf Yazıcı. Çok özel yetenekleri var. Bu adam takımının en iyisi. Aha teklif. Juventus'tan tekrar bir geri teklif var. Ne diyorsunuz? Juve yapalım mı? Ha? Geri dönelim mi? Eski takımımızdan teklif. Git diyen var. Gitmeyelim bence diyen var. Gitme. Yok diyenler var. Git, bizi yeniyorlar diyen var. Gitme diyor chat. Tamam gitmiyoruz. Yusuf Yazıcı için bir teklif daha var. Manchester United. Ya bilemedim, Premier Lig'de şampiyon oldular da yok ya. Aha Barcelona'dan teklif. Bunu bekliyorduk arkadaşlar. Chat de bunu çok istiyordu. Hemen son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona'ya gidelim. Yusuf Yazıcı Barcelona'da. Bir Türk daha Barcelona'ya gidiyor. Kadromuzu görüyorsunuz. Manyak bir kadromuz var. Bir tek sol bekimiz eksik. Orada da Senesi falan oynar. Bir şekilde bir şeyler yaparız. Şuraya yaklaştıralım. Şöyle gel bakayım oğlum. Sen biraz daha stoper gibi.
Arkadaşlar evet işte bak şu anda taktiğimizi iyi izleyin. Hazır mısınız? İşte yeni Barça taktiği. Tutar mı bilmiyorum ama dur bakayım. Şöyle koysan. Heh, SLM sen de 3. stoper olur musun? Galiba olmazsın. Tamam boşver. Şu şekilde kadromuzu tekrardan kuralım. Şuraya Yusuf Yazıcı'yı ekleyelim. Leung ile kaptan inanılmaz stoperler, inanılmaz bekler. İnanılmaz forvet oyuncuları var. Dembele membele. Yusuf'un burada bir rakibi yok. Görüyorsunuz rakipleri böyle santrfor olanlar. Dembele oynayamıyor zaten orada. Onu boş verin. Eksi 2 oluyor. Yusuf Yazıcı 89 rating ve kaç yaşında baba? Hemen babanın yaşını da söyleyelim. 26 yaşında. Arkadaşlar şimdi... Direkt olarak sezon sonuna gideceğiz. Artık son iki sezonumuz. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni alabiliriz. Geçen sezon Barcelona almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Haydi bakalım Barcelona ile beraber sezon sonu. 9. sezonumuzun sonundayız. Geldik Barcelona ile Yusuf Yazıcı. Tabii ki La Liga'yı alıyor. Helal olsun Yusuf. Süper Kupa geliyor mu? Süper Kupa orada. Abicim maalesef finalde iniyoruz. Copa'da Espana. Burada da yokuz Şampiyonlar Ligi. Çok önemli. Milan almış. Biz nerede elendik abi? Yokuz çeyrek ve son 16. Aa! Oğlum son 16'da da yokuz varız. PSG'ye elenmişiz. Allah kahretsin ya. PSG döndü dolaştı. Lille'deki intikamını burada aldı. Görüyor musun? Neyse takım iyi, ben bu takıma güveniyorum. Önümüzdeki sezon son sezonumuz arkadaşlar. Ballon d'Or alamayacağız bence, o yüzden direkt bakmıyoruz. Hani böyle Şampiyonlar Ligi kazanmadık ya da ne bileyim işte yerel liglerde 2'de 2 yapmadık. O yüzden Ballon d'Or alamayız bence. Ama güzel bir kariyer geçirdik. Şampiyonlar Ligi falan kazandık. Yusuf'un kariyeri başarılı oldu bence. Şimdi arkadaşlar lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle gol krallığı var mı bakalım. Yusuf Yazıcı gol kralı olamamış. Asist krallığında yok. Of, o kötü oldu ya. Hiç gol kralı veya asist kralı olamadık Yusuf'la. Neyse abi gel şuradan hemen Yusuf Yazıcı. 24 gol 9 asist yapmış 9. sezonunda. 90 rating. Haydi bakalım yeni sezonumuza, yani Yusuf Yazıcı'nın bu videodaki son sezonuna geçiyoruz. Abi ya spoiler yedik, 2-1 kaybetmişiz finalde Şampiyonlar Ligi'nde. Atletico'ya hem de. Bak burada ligi de alamıyoruz. Loser bir takım olduk ikinci sezonumuzda. Süper Kupa'yı almışız. Copa'da Espana'yı alamamışız. Şampiyonlar Ligi'nde de finalde yeniliyoruz. Bakın gruplardan ikinci çıkıyoruz. Milan'ı eleyip, Arna City'yi eleyip, ya iyi takımız zaten. 3-2 Chelsea'yi eleyip en son Atletico'ya. Ulan ya abi yapma ya. Yusuf Yazıcı 91 rating'e kadar çıktı. Ansu Fati 91, Trincao 92 falan. Yusuf bayağı iyi oldu oğlum. Baba bayağı iyi oldu. Gol krallığında 4. olmuşuz 20 golle. Asist krallığında 5.yiz 8 asistle. Gollenmeyen maçta zaten Yusuf olamaz. Kaleci olmadığı için doğal olarak, değil mi arkadaşlar? Tabii ki. Şöyle baktığımız zaman Yusuf Yazıcı 25 gol 13 asist yapmış. Bu videodaki son sezonunda gayet güzel bir performans sergiliyor. 28 yaşında ofansif forvet arkası. MOO ve sağ orta sağ oynuyor. Ofansif dedik, onu yanlış söyledik. Kusura bakmayın. Şöyle baktığımız zaman kendisinin değeri kaçmış abicim? 134 milyon euro değeri var. Videoyu bitirirken böyle Yusuf Yazıcı'yı bırakıyoruz. Şöyle gösterelim. 134 milyon 91 rating. Yusuf Yazıcı'nın kariyerini baştan başlattık FIFA'nın bir kariyer modunda. Gayet güzel oldu. Güzel bir rebuild oldu bence. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Çünkü biz burada canlı yayında çok eğlendik arkadaşlar. Yayınlarımıza gelmeyi kesinlikle unutmayın. Twitch linkimizi açıklama ve sabitlenmiş yorumlara bırakıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizce bundan sonra hangi oyuncunun oyuncu kariyeri rebuildini yapalım veya hangi takımı rebuildleyelim? Yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.